Buraya yaz gelmiş bile. Antalya Adrasan'dayım. Efsane huzurlu bir yerdeyim. Burayı bu yaz mutlaka ki planlarınızı, programlarınıza dahil edeceğinizi düşünüyorum. Sabah burada uyandım. Tam şöyle arkamda gördünüz. Bu tiny house'da uyandım. Dün akşam geldim. Hafif böyle alacakaranlıktı. Gün kararmaya ufaktan başlamıştı. Sabah uyandığımda böyle mis gibi güneş ortaya çıktığında buranın keyfini daha iyi anladım. Geldiğimde yemeğim hazırlanıyordu. Barbeküde balık yapıyorlardı ama ben diyeyim size pirzola, siz deyin artık ne? Daha iyi ne var bulamadım şu anda. Yani böyle efsane güzel, efsane lezzetli bir balık pişiriyorlardı. Hiç öyle sağda solda da bulunamayacak bir balıkmış. Öyle tezgahlara düşmüyormuş. Adı neydi? Şeytan gırdası. Hatta çirkin kral dediler. Evet, iki tane ismi varmış. Görüntüsü beyazdı. Tavuk eti gibiydi. Canınız çekmesin ama lezzeti gerçekten çok güzeldi. Peki dedim, bu balığı nereden buldunuz siz? Kendileri aslında balıkçılıkla ilgileniyorlarmış. Buradan Suat Bey'e selamlarımı iletiyorum. Dün akşam kendisiyle de bir görüntülü görüşme yaptık. Buranın sahibi oluyor kendisi. Buranın kurucusu aslında. İstanbul'da ben şu anda çekimimi yaparken direktifleri doğrultusunda hazırlandı bana o efsane güzel balık. İki dönümlük bir bahçe içinde sağından solundan her tarafından huzur fışkıran bir yerdeyim. Burada 5 tane tiny house bulunuyor. Bir dönümlük bahçe tam olarak bulunduğum yer. Diğer bir dönümlük bahçede birkaç basamaklı merdiven indikten sonra bunun bir altındaki yer oluyor. Buraya geldiğinizde aracınızı benim çaprazımda kalan bu demir parmaklıklı kapının ardında bırakıyorsunuz. Oradan girişinizi yapıyorsunuz ve bulunduğum alana dahil olmuş oluyorsunuz. Arka tarafımda bir tiny house var. Sol tarafımda var. Diğer 3 tiny house da bir alt tarafta bulunan diğer bir dönümlük arazinin içerisinde bulunuyor. Buranın peyzaj düzenlemesi bana oldukça farklı geldi. Niye farklı? Çünkü çok şık. Evet, gittiğim diğer yerler de kendine göre şık oluyor. Ama bu tarz yerler biraz salaş bırakır ya doğayı. Burası öyle tamamen salaş bırakılmamış. Şöyle beyaz renkli taşlar burada, siyah renkli taşlar şurada, kahveler burada olsun kıvamında böyle oldukça düzenli görünen, gerçekten de sadece görünen değil, oldukça düzenli bir peyzaja sahip burası. Keyifli bir yer. Bence çocuklu aileler de burayı rahatlıkla tercih edebilir. Çocuk oyun alanı var mı? Yok aslında ama bu alanda bile çocuklarınız rahatlıkla dolaşıp keyifli vakit geçirebilir. Her tiny house'ın kendine ait barbeküsü bulunuyor. Sadece barbekü deyip de kalmayayım bence. Hemen yan tarafında da böyle mermer tezgaha sahip bir lavabo bulunuyor. Bahçede böyle işte et, balık işleri yaparken ellerimizi sık sık yıkamamız gerekebiliyor ya, benim gibi titiz birisiyseniz. Bundan dolayı zırt pırt evin içerisine gideyim geleyim durumu olmasın diye barbekünün yan tarafına da elinizi yıkayabileceğiniz, salatalarınızı yıkayabileceğiniz lavaboyu da hali hazırda yapmışlar. Güzel olmuş. Barbeküde etinizi, balığınızı pişirdikten sonra tiny house'ların hemen ön tarafında bulunan 8-10 kişinin de rahatlıkla sığabileceği masalarda yemeğinizi yiyebilirsiniz. Hemen masanın arka tarafında da tiny house bulunuyor. 24 metrekarelik bir tiny house. İçerisini de göstereceğim size ama öncelikle şöyle veranda alanını göstermek istiyorum. Oldukça geniş tutmuşlar. En az evin metrekaresi kadar bir metrekareye sahip olduğunu düşünüyorum. Sanırım veranda da 24 metrekare olabilir. Verandanın bitiminde de keyfinize keyif yapacak bir jacuzzi bulunuyor. Verandada keyif yapmalık. Böyle oldukça da yumuşakmış. Armut değil de böyle yumuşak pufidik koltuklar bulunuyor. Bu başta da var. Öteki başta da var. Burada da yine o yeşil sandalyelere oturmazsanız ya da onlar burada olmazsa ya da sığmazsanız yine oturabileceğiniz ahşaptan yapılmış. Çok hoşuma gitti. Bu belli ki el emeği, göz nuru. Yani bir başka örneği olmadığını düşünüyorum. Yani buraya özel yapıldığını düşünüyorum bunların. Çok şık. Aa, öyle mi? Suat Bey yapmış bunları da. Aynı zamanda bunları da, yani bu korkulukları da Suat Bey yapmış. Buradan kendisine yine sevgiler, selamlar iletiyorum. Bu arada şu anda saat 12.30.
2-1 gibi. Güneş oldukça kızgın. Bulutlu bir hava da yok. Ama gördüğünüz gibi gölgelikteyim. Verandanın üst tarafını yeşil bir brandayla kapatmışlar. Burada hoş, oturulabilir, keyifli vakit geçirilebilir bir gölgelik oluşmuş. Adrasan aslında tekne turlarıyla ve denizinin güzelliğiyle ünlü bir yer. Tabii bu kadar güzel bir denizin içerisinde de yerel balıklar bulunuyor. Hatta benim yediğim o şeytan gırdası da buranın yerel balıklarından bir tanesiymiş. Onun gibi birden fazla çok lezzetli, efsane güzel balıkları bulunuyormuş. Suat Bey de aslında profesyonel balıkçılıkla ilgilenen birisi. Kendisi yıllardır Adrasan'a gidip geliyormuş. Bu güzel balıkların keşfini zaten yıllar öncesinden kendisi yapmış. Ben buraya sık sık gidip geliyorum. Benim buradan bir toprağım neden olmasın demiş ve bulunduğumuz alanı yıllar öncesinden satın almış. Kendi zimmetine geçirmiş. Ardından geliyorum, hani arazi var. Buraya bir yer yapayım. Kendim geleyim. Arkadaşlarım, eşim, dostum gelsin. Etraftan zaten hani buranın namını duyan diğer balıkçılar Adrasan'ı oldukça sık ziyaret ediyorlar. Onların da bir uğrak noktası olsun demiş. Ben demiş Adrasan'da balıkçılığı temsil edeyim. Ardından bu gördüğünüz güzel, şirin, kutu gibi tiny house'ların olduğu konaklama tesisini kurmuş. Zamanla artık burası ünlülerin, balıkçılıkla uğraşan kişilerin ya da işte balıkçılıkla hiçbir alakası olmayan benim gibi kişilerin Adrasan'a gelmek isteyenlerin uğrak noktası olmuş. Bu arada Suat Bey'in de YouTube kanalı var arkadaşlar. Yani kendisi aslında meslektaşım oluyor bu açıdan. YouTube kanalının linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Suat Yiğit'le Balık Avı. Çok güzel videoları var. Çok keyifli. Balıkçılıkla ilgilenen, ilgilenmeyen herkesin keyif alacağı videolar olduğunu düşünüyorum. Linkten tıklayıp izleyebilirsiniz. Kendisi aynı zamanda televizyon programları yapan da bir kişi. Böyle. Şimdi Tiny House'un verandasını gezdik. Bahçeyi gezdik. Çok güzel bir peyzaj düzenlemesi var dedik. Artık küçük evin içerisini gezelim. Görelim. Siz de buraya geldiğinizde evin içerisinde nelerle karşılaşacaksınız? Hep beraber keşfedelim. Eve girmeden önce kapının hemen yan tarafında, evin dış tarafında asılmış olan o yazı dikkatimi çekti. Ayaklarınızı kumdan arındırın, ayakkabılarınızı dışarıda bırakın, terliklerinizi dışarıda bırakın yazıyordu. Ben de talimatlara uydum, ayakkabılarımı dışarıda bıraktım. İçeriye girer girmez zaten küçük bir ev, hemen yaşam alanına balıklama dalıyorsunuz. Burada L mi desem, V mi desem, V de olabilir. Çünkü iki tarafın uzunluğu da birbirine eşit gibi duruyor. Öyle bir koltuk var. Her iki tarafı da tamamen kaplamış bu koltuk. 4-5 kişi rahatlıkla oturabilir burada. Bu koltuğun açılabilir özelliği olduğunu düşünüyorum. Doğru. Tamam, dışarıdan böyle bir işaret geldi Soner Bey'den. Bu koltuk açılıyor ve 2 kişinin rahatlıkla yatabileceği bir alan oluşuyor burada. Bu 24 metrekarelik evde 4 kişi rahatlıkla kalabilir. Birazdan yatak odasını da göstereceğim size. Bu arada koltuğa oturdum. Buraya değil de şöyle şuraya doğru oturup ayaklarımı uzatırsam televizyon tam karşıma denk gelmiş oluyor. Kumanda da yanımdaysa, hakikaten yanımda, sağ tarafımdaymış. Kumanda da yanımdaysa keyfime değecek yok. Şanslı insanlardanmışım diyecektim. Gerçekten de şanslıymışım. Klima da bulunuyor. Çünkü klima olmazsa olmazı buraların. Antalya'dayız. Yazın 45-50 derecelere kadar çıkıyormuş buranın sıcaklığı. Çıkıyormuş diyorum ama ben de Temmuz-Ağustos aylarında daha önceki yıllarda bu taraflara geldim. Ben de şahit oldum. Şahitlik ettim buranın sıcağına. Ama ben sıcak aşığı, güneş aşığı bir insan olduğumdan dolayı çok fazla şikayetçi olmuyorum. Giriş yaptığım alanı anlatırken biraz önce sky window dikkatimi çekti. Şu anda perdesini kapatmışlar içerisi güneşten etkilenmesin diye. Akşam açılırsa orası çok güzel olacaktır. Burada yatanlar için güzel bir görsel şölen oluşacaktır. Gökyüzü şöleni, yıldız şöleni. Şimdi televizyon, klima dedik. Sol tarafıma döndüm. Hemen oturma odası alanıyla birleşmiş gibi olan, yani birleşen de diyebilirim, açık alan bir mutfak karşılıyor bizi burada. Oldukça büyük tutulmuş bir mutfak. Bence bir konaklama yerine göre haddinden fazla büyük tutulmuş. Daha küçük de olsa bence iş görürdü. Bu tarz yerlere maksimum bir hafta geliniyor. Bir hafta içinde bence bunun yarısı kadar bir mutfak yeterli olurdu. Buraya konaklamaya geldiğinizde mutfakta sizi tam boy bir buzdolabı bekliyor. Buzdolabının içerisini doldurabilirsiniz. Çalışır halde size teslim ediliyor zaten. Çamaşır makinesi var mutfak tezgahının hemen altında. Bulaşık makinesi yok.
yok. Lavaboda bulaşıklarınızı yıkamanız gerekecektir. İki gözlü elektrikli bir ocak bulunuyor. Ocağın alt tarafındaki çekmeceyi çektiğimde de içerisinde bıçağından, çatalından, çay kaşığına kadar, hatta böyle büyük büyük çorba karıştırılan, çırpılan detaylara kadar her şeyin olduğu bir çekmece karşılıyor bizi. Çekmecenin altına da bakmak istiyorum. Aa, burada da her şey var. Yani kahve fincanına, minik minik büyük büyük tencerelere kadar her şey var bu dolaplarda. Buraya gelirken bu detayları yanınızda getirmenize asla gerek yok. Hatta şöyle, ocağın hemen yan tarafında pul biber, tuz gibi aniden ihtiyaç olabilecek o küçük baharatlar da bulunuyor. Tezgahta başka neler var? Kahve fincanı var dedik de kahve makinesi olmadan olur mu? Elektrikli bir kahve makinesi, hemen yan tarafında da elektrikli bir çay makinesi bulunuyor. Arkaya doğru devam edecek olursak bizi tabii ki tahmin edeceğiniz gibi yatak odası karşılıyor. Burada iki kişilik bir yatak bulunuyor. Yatak odasında yatan haricinde bazı bölümlerde seste sıkıntı olduğundan dolayı ses kaydı yapıyorum. Burası da o bölümlerden bir tanesi. Bu tarafta gardırop bulunuyor. Oldukça uzun bir gardırop. Kıyafetlerinizi yukarıya asıp alt tarafa da çantalarınızı koyabilirsiniz diyecektim ki dolap kapağını açtığımda görüyorum. Alt tarafta banyo için konulmuş olan termosifon bulunuyor. Yatağın yan tarafında böyle minik bir komodin var. Çekmecesi var. Komodinin üst tarafında telefonlarınızı şarj edebilmeniz adına priz bulunuyor. Işık düğmesi bulunuyor. Böyle güzel, şık, sade tutulmuş keyifli bir yatak odası. Bu gibi evin butik gibi banyosu olur. Minicik bir banyo. Kimden fazlası sığmayacak kıvamda. Bu bölümde şöyle akordeon şeklinde açılan kapıya sahip olan bir duş alanı bulunuyor. Duşun içerisinde de şampuanlar ve böyle duş jeli gibi ihtiyacınız olabilecek detaylar mevcut. Minik bir lavabo bulunuyor burada. Gerçekten çok minik her şey. Yuvarlak bir lavabo yapmışlar. Şık olmuş, hoş olmuş. Üst tarafında dolapsız bir aynı bulunuyor. Bu bölümde de klozet mevcut. Klozetin üst tarafında da banyonun hava alabilmesi adına açılır kapanır bir pencere bulunuyor. Penceredeki tel detayını da söylemeden edemeyeceğim. Güzel. Adrasan Tiny House'dayım arkadaşlar. Açıklamalar kısmına Instagram linklerini ve telefon numaralarını bırakıyorum. Buraya gelmek isterseniz oradan kendilerine ulaşabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu videomda anlatmadığım başka özellikler de var buraya dair. Mesela ben size Adrasan'ı anlatmadım henüz. Etrafta gezilecek çok güzel yerler var. Oraları anlatmadım. Bunların hepsini burada birazdan hazırlayacağım diğer videoya bıraktım. Bu videoda önümüzdeki günlerde kanalımda olacak. O videoyu da kartlara ekliyorum. Oradan seyredebilirsiniz. Adrasan Tiny House ile ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmına bekliyorum bütün sorularınızı. Videoma beğeni yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.